Aba! Aba! Dilruba nerede? Bana ne ya? Dilruba'nın bekçisi miyim ben? Aba! Ben odasına gittim, baktım. Bütün kıyafetlerini toplamış, bavulunu almış gitmiş. Gitmez o. O öyle kolay kolay gitmez. Aba gitmiş diyorum sana. Nerede o zaman? Kızım, kıyamet koparmadan gitmez o. O cimcir gözlü şeytan öyle gitmez. Ben sana diyeyim. Aba Dilruba hamile ya. Belki bebesini korumak için böyle sessiz sedasız gitmek istedi. Sen inanıyor musun onun gideceğine ya? Bak o öyle gitmez. Öyle boşa gitmez. Gitti mi de geri gelir. Ben sana diyeyim bak. Bak kaç kere ben sana diyeyim diyorum. Hala anlamıyor musun sen? Ama senin konuşacak lafın kalmayacak diye böyle inanmak istemiyor musun? Gitmiş diyorum sana. Ha. Benim çünkü Dilruba'dan başka konuşacak hiçbir lafım yok, öyle mi? Hiçbir sıkıntım yok. Hiçbir derdim yok benim, değil mi? Ha, neymiş senin derdin? Neymiş, söyle hele. Sensin. Çok safsın, çok. Her şeye inanıyorum. Dilruba'nın gittiğine de inanıyorum. Ama döneceğine inanmıyorum. Ah benim saf dilim, ah. Sen o güzel aklını benim dertlerime yoracağına ilk önce kendi dertlerine yor. Cemo yok 3 gündür. Pazara diye gitti adam. Hiç merak etmiyor musun sen Cemo'yu? Hiç etmiyorum. Ne merak edeceğim ben Cemo'yu ya? Cemo gitmiş 3 gün, ben rahatım. Ah yayılıyor. İsterse 300 gün gelmesin. Gelmesin. Hem ben zaten Cemo'suz daha rahatım ben sana. Aba, ya adamın başına bir şey geldiyse? Hiçbir şey gelmez onun başına. Merak etme sen. Hem sen ne karışıyorsun bizim karı koca işimize bakayım? Öyle mi olduk şimdi? Sen benim kocamla olan aramızdaki şeylerin hepsine karışıyorsun. Hep onunla ilgili konuşuyorsun. Ben şimdi bir tane laf ettim diye mi böyle heyheylendin? Bana bak. Sana bir haller oldu. Sen pek bir tikleniyorsun bana. Ne oluyor sana ha? Ne oluyor? Azime. Çay koydun mu? Ha bak iti ançoma eline al. Abi sen neredesin 3 gündür? Pazara çıktın. 3 gündür pazar. Anam bini bin para. Dilruba! Dilruba çık dışarı! Sen bak. Dilruba aç kapıyı, izin veririm. Yaptıklarını size bunu vereceksiniz. Dilruba! Adem ne oluyor? Ne diye bağırıyorsun? Karın nerede? Dilruba'yı verin bana. Dilruba yok, gitti. Yalan söylüyorsun. Dilruba'yı vereceksiniz bana. Dilruba! Adem ben sana ne diye yalan söylüyorum? Yok diyor. Dilruba! 3 gün önce de gitti dediniz. Artık sizin yalanlarınızda karnım tok benim. Adem bu sabah gitti. Adem eve git bak, Aziz gelirse her şey daha kötü olur. Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Bugün herkes yaptığı günahların bedelini ödeyecek. Kimse artık beni aptal yerine koyamaz. Arkandan iş çeviremez. Adem kimse senin arkandan iş çevirmedi. Ne diye itham ediyorsun sen bizi böyle? Adem evine git. Daha fazla kendini yıpratma. Efnan. Ben yıpranmadım. Delirdim. Delirttiler beni. Senin kocanla Dilruba beni delirtti. Benim evden kovulmamı sağladılar. Babamla aramı açtılar. Atölye hisseleri falan. Bizim buraya yerleşmemizi de planlayarak yaptılar. Adem, Aziz böyle bir şey yapmaz. Sen öyle sen. Sen de aynı benim eski halim gibisin. Bak şu halime. Bak şu halime. Görüyor musun? Bak o 2 yalancının kurbanı sensin. Harcatma kendini, seni de kandırıyor. Adem, kimsenin beni kandırdığı yok. Aziz'i ben herkesten daha iyi tanıyorum. Ben karım olmadan hiçbir yere gitmem. Dilruba! Adem Dilruba gitti diyorum işte sana. Her yere Dilruba. Baktın. Her yere baktın, yok. Gitti mi? Gitti. Gerçekten. Gerçekten. Adem. Adem. Hadi oğlum. Baba gitmiş. Gerçekten gitmiş. Benim artık yaşamak için bir sebebim yok.
bulacağız. Onu da seni de iyileştirmenin bir yolunu bulacağız. Hadi oğlum. Hadi kalk Şehrin giriş çıkışlarını yasaklamışlar hanımım. Bir hırsız arıyorlarmış. Ne yapalım? Çiçeğim. Nasılsın? Hoş geldin. Erken gelmişsin. Dilruba'ya bakayım diye geldim ben ama... Dilruba gitmiş Aziz. Gitmiş mi? Odasına da baktım. Bütün kıyafetlerini almış, bavulunu almış. Her şeyini toplayıp gitmiş. Hani dün de demişti ya bize, ben size çok yük oldum diye. Herhalde öyle eşyalarını toplayıp sessiz sedansız gitmiş. Allah Allah. Tek başına mı gitti yani? Öyle herhalde. Aziz. Ben sana bir şey diyeceğim ama sakin kalacağım. Ne diyeceğine bağlı. Söz ver. Sen söyle bakalım. Adem geldi buraya, evi bastı. Dilruba'nın burada olduğunu öğrenmiş. Bağırdı, çağırdı. Sonra Galip Bey geldi. Madem de Dilruba'nın burada olmadığını görünce... gittiler beraber. Sana bir şey yaptı mı? Yok Aziz, bana ne yapacak? Kendini yıprattı. Ben ona gösteririm ya basmak neymiş. Aziz bir şey yapmayacaksın, sakin kalacaksın. Söz verdim. Efendim böyle bir durumda nasıl sakin olabilirim? Bu adama birinin artık haddini bildirmesi lazım. Durdurak bilmiyor. Hali hal değildi Aziz. Yani ben daha önce de Adem'in kızdığını, öfkelendiğini gördüm ama başka bir hal vardı sanki. Delirmiş gibiydi. Zaten böyle beni delirttiniz deyip duruyordu. Gerçekten deli etmişti kendini. Deli falan değil. Hırslarının oyuncağı olmuş kifayetsiz bir muhteris. Değil mi öyle? O da çok çekti Aziz. Ben üzüldüm onun haline. Üzülecek bir şey yok. Her şeyi kendi yaptı. Ama söz verdin, sakin kalacak. Tamam sakin kalacağım ama onunla gidip bir konuşmam lazım. Böyle eve gelip seni korkutmak neymiş bir öğrensin bakalım. O zaman ben de geleceğim. Olmaz. Şimdi senin yanında bir şey söyler, işte o zaman sakin kalamam. Tamam, o zaman sakin kalacağım. Bak söz verdim. Söz verdin mi? Verdim. O zaman sözünü tutacağım.